Testosteron Taylan'ın hangi videosu? Hepsini izlemedik gerçi. Oğlum bunların hepsini Manik mi izlemiş? Kışın yüzen adamı çok merak ediyorum. İzleyenler vardır aranızda büyük ihtimalle ama. Canınız sağ olsun. Ben izlemedim hepsini ya. Manik izlemiş ya. Abi Amnik izlemiş ya diyorum size. İzlemedim. Oyunda da B1 yazıyor. Bak bu çok korkunç. W1 olsa hani anlarsam B1. Mikrofonu biraz uzağa koyayım da şapuş gelmesin. Yağmur değişikliğini geçerek izledim. Bir dakika YouTube Wi-Fi ile izledin değil mi abi? Ne dedim abi? Hayırlısın. Dünyanın en mutlu insanı. Hayat dolu, yaşamak dolu. I am fucking bile sen küçük gibiyiz. Oğlum bu adam 10 senedir nasıl bu kadar mutlu ya da nasıl bu kadar mutlu olduğuna kendini inandırıyor. Kaygı çıktı. Bir dakika benim istediğim gibi diyor. Kusura bakma. Biraz. Yok. Erken geldi. Uyuya mı kaldın? Dün yatamadık hiç. Vallahi. Hep dans yaptık, şov yaptık. Kaçta kapanıyor burası? Burası 4'te, sabah 4'te kapattık. Onu tahmin ettim. Telefonun evet. Kapalı olunca tedirgin oldum ama. Dedim bizi unuttu. Yok yok unuttum. Uzun yoldan geldi. Evet. Restoranın sahibi sen misin abi? Benim. Tamamen. Her şeyi. Evet. Ne zamandır abi burası açık? 25, çok eski. Depresyon tabii. Çıkacak evet. Mı abi? İnternet araştırdım abi. Kapalı mapalı diyordu da kapanmış. Herhalde yanlış değil mi? Yanlışlıkla kapattık sorular. Evet. Hep açık. Çalışan yok değil mi şu anda? Şu anda yok. Tek başıma. Kahvaltı falan yaptın mı? Yok daha yapmadım. İstersen oturalım bir yerde konuşalım. Otur buyurun. Adam saygı çift face. Nasıl mı yürüyor? Değinecekmiş. Ses hala almıyor. Abi 2 dakika Choco Pops almaya gittim maymuna ne oldu? Yemek yok. Adam çıplak geliyormuş. Marmaris yanıyor valla. Sihir mi? Dükkanın yeri falan bayağı iyi bu adam. Denizin dibi lan. Marmaris'te. Teşekkür ederiz abi. Bu adam kim mi? Bu adam bilmiyor musunuz mu ya? Bilmeyenler var aranızda. Kışın yüzen adam. Educated değil, remix değil de orijinali. Marmaris'te restoran işletmeciliği yapan Ercan Türksoy, soğuk havaya aldırmaksızın denize girdi. Türksoy bunun kendisini sağlıklı tuttuğunu da söyledi. Her gün giriyor musunuz denize doğru? Her gün denize giriyor efendim. 365 gün efendim. Neden yapıyor girersiniz denize? Vücut direniyor efendim. Vücuda çok iyi gelir efendim. Herkese tavsiye ederim efendim. Bu soğukta üşümüyor musunuz? Hiç üşümüyorum efendim. Daha hiç doktora gitmem efendim. Denize girdim için denize borçluyum efendim. Isınma hareketleri yapıp dans eden Türksoy daha sonra koşarak suya atladı. Türksoy sudan çıktıktan sonra bile üşümediğini söyledi. Şimdi üşüdün galiba birazcık. Yok hiç üşümedim efendim. Ercan Türksoy. Marmaris'e geldim.
yıllardır. Çok tanınan bir simansın. Evet hayat anında. Ya bugüne nasip oldu seninle buluşmak. Biraz zor oldu. Çünkü sosyal medya hesapların yok değil mi? Pek kullanmıyorum. Benim var şöyle Instagram var. Tiger Kışın Yüzen yazıyor. Ne? Tiger Kışın Yüzen? Çok hesap var da fake falan var galiba. Evet evet. Bak şöyle bir var. Tiger Kışın Yüzen ya. Tiger Kışın Yüzen şöyle göstereyim de şuraya. Kışın ne yapıyorsun abi burada? Şimdi kışın... Şimdi aynı böyle oturuyorum, yüzüyorum. Kahve, iki tane bira satıyorum. Akşam dörtte eve gidiyorum. Çok gelen giden olmuyor değil mi? Zor kışın oluyor. Sakin. Evet. Kışın dinlemek. Evin yakın mı buraya? Ya. Bisiklete gidip geliyorum. Sportif bir adamsın bir de. Evet. Mutlu bir hayatı var ya. Araba içine girmiyorum, motor kullanıyorum, sigara, içki yok. Adamsın, içki yok. İçki yok ama herkese kafam daha güzel, daha rahat, özgürüm. Onu fark ettim abi. Evet. İçki kullanmaman güzel çünkü burası içkili bir mekan. Evet, 24 saatte içki satıyor. Ama içki ben kullanmıyorum. Müslümansın. Müslümanım ama kafam temiz, kalbim temiz yeter. Daha camiye gitmemiştim. Hiç içkili mi? Ben saygı duyuyorum, evet. Yargılamam seni. Tabii yani kafa temiz, herkesi kucaklıyorum. Adamsın abi. Din sorusu geldi bir yanda. Ya ben böyle bir yaşam enerjisi vallahi görmedim. Yaş kaçtı abi senin? Yaş 51, 72. Maşallah abi. Bir ay sonra 72, ne diye 52 olacağız. Çoluk çocuk yok. 3 tane çocuğum var, 33 yıldır evliyim. Evlisin? Evet, 19 yaşında böyle evliyim. Buradalar değil mi? İki oğlum bir kızım var, burada. Evin o yüzden müsait değil. Evet ondan. Anladım çoluk abi. Çocuk olduğu için. Tabii. Sabahın köründe gelinmezdi. Evet. Eylül'ün gittiği en düzgün adam olabilir gerçekten, evet. Kışın sen için atlarım. Gayet düzgün bir hayatı var. Kışın yüzüyor sadece. Geliyor. Hayır deme. Mayomi giyip geliyorum. Günde zaten 4 kere giriyorsun ben. Bak abi. En az 4 kere evet. Abi mayomi giyiyorum dedi ama altında zaten mayo varken dedi bunu. Silip mayo giyecek. Zaten mayo var abi adamın altında. Arkadaşım gelmedi Fıtsı ya, 10-11'de geleceğim dedi. Baksana spermler yüzüyor. Hep şunu yapmak istemişimdir ya. Çok havalı bir hareket. Fiyatlara bakalım bir. Tiramisu 400 lira, cheesecake 400. Valla yayına geliyor herhalde. Sütlaç 400. Baklava, tatlılar 400 TL. Balıklar 800, etler 900. Tabii gramajını bilmiyorum. Tavuk 800. Abi tavuk MMS pahalı. Bakabilir et 900 miyiz? Et tavuk 500-600 olmalı bence. Çorba 200-250. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bulunduğumuz konum, görüyorsun. 50 milyonluk yatlar var hemen 50 metre arkamda. O yüzden biliyorsunuz. Hani bir Boğaz'da yemek yemekle Üsküdar'da yemek yemek aynı şey değil maalesef. Konum fiyat arttırıyor. Makarnalar 800 pahalı. Çok pahalı. Burası baya pahalı ya. Olur pahalı yani. Adana kebap 800. Oğlum. Fiyatlar pahalı ama tabii yemedim bilmiyorum. Ya buraya gelen... Abi konum fiyat arttırıyor da makarna ile etin fiyatı aynıysa. Çünkü şurada baksana körili tavukla makarna aynı para. Abi Allah aşkına et bak mantarlı et 900 lirayken bir tık kaliteli dengesiz. Alakasız fiyatlar. Abi bir tık dengesiz yani. Ama yani buranın kirası çok fazladır doğru. Kirası fazladır evet. Yani yapacak bir durumu yoktur ya, adam az tutamıyor herhalde. Burası bayağı pahalı ya. Senin monitörde leke var bu arada, videoda yok. Adana kebap. Yok, videoda leke 800. Var evet. Şurada. Fiyatlar pahalı ama tabii yemedim bilmiyorum. Korkmayın. Monitörlerinizin ayarlarıyla oynama. Ama şöyle düşün ya, turistler geliyor büyük ihtimalle buraya en fazla zaten. Hani ana hedef kitlenin turistler olduğunu düşünüyorum. Ya buraya gelen adam o parayı verecek abi. Hani ben tatile geleyim. Günlük 1000 lira harcayayım. Maalesef yok artık. İçkileri nasıl içiyorlar vallahi anlamıyorum. Mayon çok güzel abi. Teşekkür ederim. Daha vücudun iyi ağırlık kaldırıyorsun ha? Daha altta da mayo var.
Ben hiç spor yapmadım. Bisiklete gezdim, artık denize yüzdüm. Ağırlık kaldırıyor musun? Pek uğraşmadım hiç. Atayım denize. Abi ya dedim ki turistler ve 50 milyonluk yatan adamlar bu arada. Buraya mı atlıyorsun? Biraz pis ya. Ben gitsem mesela, açıkça söyleyeyim, tatile mesela Kuşadası'na gittik. Yarkın Kuşadası'nda okulundan biliyor tabii de. Turist mekanları görüyorsun böyle, hani direkt bu ağabeyi demiyorum ama girmiyorsun yani. Sahil bu adam şehrinde... 40 dakika sana bir şey anlatsa 3 kelime anlarsın. Evet. Doğru. Hani girmiyorsun zaten. British Breakfast falan yazıyorsa o mekana girmiyorsun. Yok. Doyun kaza süper bu arada. Buranın deniz hakkında ne düşünüyorsun? Deniz güzel, harika. Bir de ben postu görüyorum. Hiçbir şey çirkin bakmıyorum. Her güzel bakıyorum. Hayat bana güzel geliyor. Abi yani ben o huyunu çok takdir ettim yani. Çok saygı duyuyorum. Değil mi? Dominik Hazık da bir basana şuna. Ne? Peki abi Silip Maya doğa mı rahat? Bu daha özgür. Ben böyle daha rahatım. Evet. Hep buna alıştım. Şortla pek giymiyorum. Hep mayoyla giyiyorum. Evet. Senin tarzın bu oldu. Sen şimdi bunu giysen derler ki bozdu derler. Evet, bozdu. Yani. Tarzını bozdu. Yemek mi yiyorsun? Ben de yiyorum abi. Peki almıyor musun yoksa? Hiçbir kere almadım. Vallahi çok iyi. Evet. Hep mutluyum, hep gözlerim şey gibi, yanaklarım evet geliyor değil mi? Hayata güzel bakıyorum. Bak ben kaç yaşındayım, böyle bir yaşam enerjim yok vallahi, helal olsun yani. Kendimden utandım senin yanında. Hep beraber mutlu olalım. Fiziğin çok iyi bak, ağırlık yapmamana rağmen çok iyi. Büyük bir spor salonuna gitmem şimdi. Hani gittiysem 2 dakikada şafak için gittim. Gitmek istemiyorsun. Gitmek istemiyorum yani, 4 kapılı duvarların altına hiç girmek istemiyorum. Hep açık havadayım. Evet sen açık havadayım. Açık hava, bak herkesin mekanı şöyle kapalı, belki açık. Hiçbir sporla uğraşmadın. Hiçbir sporla uğraşmadım. Maşallah. Abi, bacakların, kalfların falan çok iyi ama yüzmek de zaten vücudu geliştiriyor. Evet, vücut güzel. Şey yapar mısın peki abi, mesela dayılar böyle denizde 4-5 kilometre açılıyor. O kadar açılır mısın? Ben rahat açıyorum, sırt üstü yatıyorum saatlerce. Bu herif yüksek ihtimal dokuda dar görmekten denizde. Yüzmeyi burada öğrendim. Burada gibi olmuştur vallahi. Maşallah abi. Valla çok iyisin. Ama yıllardır bu demiş ki, 80'den beri. Yani gerçekten fiziğimizin boyun kaç abi? Boyun 71. Kilonda 80-90. Çok gülüyor ya, sinirim bozuldu. Mükemmel ya valla. Diyet falan yapıyor musun? Yok, hiç bir gün yapmadım diye. Hep normal yaşıyorum. Önüme ne gelse yiyor, hiç itiraz etmiyorum. Abi şimdi size kritik bir soru soracağım. Hiç kıllarını kesmeyen biri. Alertlerimiz biraz bozuktur. Faryelon geldi. Yeni gelmedi. Faryelon geldi. Yeni gelmedi, geri geldi. Kalp atmayana kalbi kurusun dedi. Teşekkür ediyorum. Yanağından öpüyorum. Evet, durun. Şimdi size kritik sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Arkadaşlar. Ya cevabı çok basit ama gene de bir kafanızı kurcalayacağını düşünüyorum. Şimdi. Hiç kıllarını kesmeyen bir insan. Mesela bu dayı. Zaten o kıllar siyah çıkıyor. Neden sonra beyazlıyor? Hiç kesilmemiş sonuçta. Diyeceksiniz ki vücut sağlık falan. Düşüyor mu? Emin misiniz? Nasıl dökülebilir? Hiç kesmiyor ama. Pigmentler ölüyor, ihtiyar mı? Peki o zaman bir kılı makasla kestin, bir köşeye koydun. O kıl beyaz olur mu gitti de? Bir düşün ne? Dökülüyor. Tekrar. Yani, tabii. Önüme ne gelse onu yiyor. Kuru fasulye. Rızkın budur. Hiç gitmez. Özel bir yemek aramıyorum. Adamsın. Atlayalım o zaman. Atlayalım. Hayat bu. Çubakta akalga. Tiger Chicky Face. O lakap abi nereden geliyor? Tiger Chicky Face. Tiger Kaplan. Benim restoran ismi de Tiger koydum. Kendi adıma koydum. Yani kendine bulduğun bir lakap kendim, değil mi? Evet, kendim buldum. Danslar falan doğaçlama. Şimdi ayağı gidip diyor yani. Kendi kendime yaptım. Ya müzikle daha iyi dans edersin tabii. Tabii müzikle daha çılgın olurum. Çok iyi abi. Atlıyorum. Buradan mı atlayacaksın abi? Burada bak yine delinde bile atlıyorum bak. Abi buradaki sıkıntı bence dayının yazın ya da kışın girmesi değil de
iskelede montların yanında gitmese. Abi hayat dolayım, yaşamak dolayım. O ayağı nasıl yaptın öyle? Düşte tabii duruyor böyle. Vallahi ilk defa görüyorum. Ayakları gördüm abi, ben biliyorum bu dayının her şeyini ya. İnsan değil. Merak etmeyin. Lakinim lan. Soğuk mu abi? Bu dayının normal dans ettiği bir yerde var böyle. Müzikli falan. Allah Allah. Maşallah. Esneksin bir de. Evet evet. O bacaklar falan fena. Bacaklar harika. Abi yani inanılmaz bir adamsın ya. Bir de spor falan olmadan böyle yaşam dolu olman inanılmaz ya. Yani. Hiç spor yapmadım. Bir kere zaten bisiklet bir tur atayım tamam. Ama birazcık sanki burası maçı ne ya? Denizden bahsedeceğim. Kollarım mollarım fena. Burası sanki biraz pis ya. Evet evet, bazen kirli. Hep burada mı giriyorsun? Burada uzun yolda giriyorum. Maşallah abi ya, ben denizle bu kadar bütünleşen bir adam görmedim ya. Üşüyorsun sanki biraz. Hayır, sıcacık. Geçelim, oturalım. Bir havlu mavlu alalım. Yok, ben kullanmıyorum. Hiç havlu da kullanmıyorum. Allah Allah. Böyle doğar. Tayland'a girmesi birlikte yüzmeleri şart ya. Evet. Ya bu adamın yanına kışın gitmesi lazımdı ama. Burası biraz pahalı mı menü olarak? Azıcık pahalı evet. Değil mi? O inceledim de. Bayağı pahalı. Müşteriler şikayet ediyor mu? Bazen oluyor. Her yerde olduğu gibi. Evet. Ama yemek kalitesi. Avrupa. Yemek kalitesi o fiyatın hakkını veriyor diyorsun. Tabii canım, o hakkını fiyatı veriyor. Ya porsiyonlarımız büyük. Evet. Kaç gibi burası dolmaya başlıyor? Zaten 9'dan sonra başlıyor. Akşam 10. Dün oturacak yer yoktu. Sabah 4'e kadar açık. Tabii canım. İnsanlar diyor buraya geldi mi tatilde olduğumu hatırlatır mısın bana. Başka yer diyor çatlap çatlap sesi, başka bir şey duymuyorum diyor. Evet. Bir bakıyorum deniz sesi, bir bakıyorum dans yapıyorsun, şov yapıyorsun, bir resim çekiyorsun. Mutlu oluyoruz. Senin için geliyorlardır zaten. Hepsi benim için geliyor. Evet abi, abi suyu attırdık oturttu sonra. Belki gelmezler bile. Gelmezler. Abi ikinci kattan bahsettin evim gibi. Orası... Adam atlı suya geri çıktı. Da üstümü değiştirmek için bir tane bir aşçım var orada yatıyor. Hı-hı. İstiyorsan bakabiliriz, problem yok. Yani mahsur olması restoranın içinde merak ediyorum. Çünkü seninle bütünleşen bir yer. Tabii tabii, gel bakalım. Özel yerleri çekmeyecek şekilde. Şimdi biliyorsun restoran sahipleri genelde göstermez. ben dolara çekiyorum. Gösteren adam zor bulur. Gel abi. Bayağı dans ediyor ya. Biliyor musun? Ben fonuyum. Burada bir makarna yemeye gidek abi. 800. Ha, bu da bir eleme yapayım. Uyarsın. Evet, evet, uyuyorsun. Adam uyuyor orada. Burası işte iki tane dolabında saat başı elbise değiştiriyor. Burası senin şey... Burası benim kabine. Balkonum var. Balkona da geçebiliriz. Normal balkon. Normal balkon. Manzara güzel. Komşularla ilişkiler nasıl? Çok iyi herkesle. Yan tarafta restoran ya. Hepsi. Bir 25 yıldır kolay değil ya. 25 yıldır onlarla ayakta tutmak, insanlarla iyi geçinmek. Çünkü ben güzel geçiniyorum, hayat bana güzel geliyor. Çirkin bakmıyorum hayata. Hiç bozuştuğun biri olmadı mı? Hiç olmadı. Sesimi azıcık yükseltmiş olursun, 2 dakika sonra özür dilerim, senin kalbini kırdımsın diyor. Kendim söylüyorum yani. Peki mesela bir sabah uyandın, o gün çok yorgunsun. Gene aynı enerjiyle devam edebilir misin? Aynı enerjiyle devam ediyorum. Bak 4'te yatıyorum, 2 saat yatıyorum toplam. Anne baba sağ mı abi? Baba vefat etti, anne sağ. Ya böyle üzücü bir olay yaşadın da. Üzücü, hayır. Olsa 3 dakika sürer. 4 dakika atıyorum çöpe. Gerçekten mi? Gerçekten. Kameraman adamı. Peki bu... Üzmek istemiyorum. Cebimde yani problemleri taşımak istemiyorum. Anında çöpe atıyorum o problemleri. Çocukluğundan beri mi böyle? Çocukluğundan beri. Maşallah abi. Ya ailen de belki böyle yetiştirmiş olabilir. Çok kullanış sakin. Ben biraz çılgın. Evet. Çok enteresan bir adamsın abi. Ya bana sağlıksız geldi diyeceğim de adam kaç yaşına kadar böyle yaşamış? Bilemedim şimdi, garip yani.
Benzerim olmuyor bir dünyayım. Hayat doluyum, yaşamak doluyum. I'm fabulous. I'm Tiger Chicky Face. Maşallah. Yani konum olarak çok iyi bir yerdesin. Tabii önceden gelip... Ya bu arada burası kiralık mı ya? Kiralık. 25 yılda kirasını ödüyor. Yani ne kadar, işletmeciyim. Ne kadar kirası? 600 milyar. 600 milyar? Evet. 600 bin TL? Evet. Oo. Abi sen o parayı çıkarmak için tabii... Güçlü adam çıkartıyorum. Benim için hiçbir şey imkansızdır. Her şey güzel bakıyorum ve imkansız bakmıyorum hiçbir şeye. Evet. Yok yani o menüdeki fiyatlar ucuz olursa sen batarsın o yüzden. Doğru, çıkartamaz hiç. Evet. Orada da aşçı uyuyor değil mi? Evet, aşçı. Geçelim abi istersen. Geçelim abi. Aylık galiba. Yok lan. Milyonluk mu? Evet. İşletmeciyim. Milyonluk olabilir mi abi ya? Maşallah abi. Yani konum olarak çok iyi bir yerdesin. Tabii önceden gelip... Ya bu arada burası kiralık mı ya? Kiralık. 25 yılda kirasını ödüyor. Ne kadar, işletmeciyim. Ne kadar kirası? 600 milyar. 600 milyar. Evet. Adamın Suriyeliler hakkında düşünceleri nelermiş? Aylıktır yani chat. Öyle bir şey. Yıllık 600 olur mu? Yok yani o kadar geldi. Menüdeki fiyatlar ucuz olursa sen batarsın. Doğru, çıkartamaz hiç. Evet. Orada da aşçı uyuyor. Yani yaz dışında o kadar pahalı mıdır? Değildir büyük ihtimalle gibi geliyor. Geçelim abi istersen. Geçelim abi. Sezonluk olabilir yani da. Abi mutfağına bakmış. Sezonluktur belki. Tabii. Ulan böyle de basına buyur, gelmiş gibi oldu. Tamam. Bak ya ben her şey dolar yani. Gerçi limanda. Sen abi yine her sezon mu? Kahvemi içiyorum, Nescafe'mi yapıyorum. Ara sıra kendime, sadece kendime yiyecek yapıyorum. Şu an akşamdan kalma olduğu için şu anda. O değil de ben şey düşündüm ya. Yani, buranın sahibi kim? Dedesinden falan arsa kalmıştır. Kesin araştırsan öyle bir şeydir büyük ihtimalle. Marmaris'te adamın dedesinden arsa kalmıştır. Bitti yani. Çok iyi. Akşam sabah 4'e kadar kaldığı için yani biraz sonra bulaşık yer tertemiz yapacak. Kaçta geliyor personel? Benim personel 4'e geliyor. Gündüz 4'te. Ben ama 9'da buradayım. Evet. Ali Koç muymuş? Burada oturup kahvemi içiyorum. Gelen dostlara tamam. Selamlaşıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yani şu. Üstelik evet. Gelin bir daha Tibor Efe satıyorum. Yani İçecek satıyorum. Etraf dağınık ama kötü bir koku yok. Yok yani, temiz. Temiz. Sadece bu dağınıklar zaten tamam, adam geldi. Yıllık 600 aylık çok fazla. Mutfak ama. Sezonluk. Allah bu kadar kişi bu mutfak iyi geliyor. Cevap veriyor. Şöyle ben bunu geçeyim. Burada balığını malını yapıyoruz. Orada balığımızı pişiriyoruz. İşte yanında da ızgara. Şurada ızgara. Izgara. Burada da karabesleri pişiriyoruz. Tamam. Izgaran temiz şimdi Allah'a var. Çünkü ben çok ızgaralar gördüm yani. Rezaletler bak temiz. Tenceresi var burada. Bu yağı değiştiriyorsun değil mi abi sen? Her gün yağ değiştiriyoruz. Dokunabilirim değil mi? Tabii. Sen rahat adamsın o yüzden. Ben rahat özgürüm ya ben hiç şey ya her şey oldu gibi. Ben de hiçbir şey saklamak yok bende. Ne zaman saklayacağım? O yüzden ben de rahat davranmaya çalışıyorum. Burada sirkeler herhalde şu zeytinyağı mı? Zeytinyağı var, çiçek yağı var. Çiçek yağı var. Abi temiz vallahi. Evet. Yani şu anda da en dağınık halde geldik bu arada. Müşterilerin gelmesine daha saatler var. Evet. Sabahın körü 9'da. Bu nedir abi? Ne lezzesi? 800 liralık yemeğin çıktığı ocak gerçekten ya. Ben de diyecektim de. Her gün geldi. 800 liralık yemeğin çıktığı ocak. Şu, herhalde şu zeytinyağı mı? Zeytinyağı var, çiçek yağı var. Çiçek yağı var. Abi temiz vallahi. Evet. Yani şu anda da en dağınık halde geldik bu arada. Müşterilerin gelmesine daha saatler var. Evet. Sabahın körü 9'da. Abi, nedir abi? Ne lezzetli? Yani ne bekliyorsun? Antep'te mi? Restoranlarda çok mu iyi? Şu Haydari zaten. Haydari evet. Güzel. O yoğun bir şey kokusu var. Ben önemli olan yemek güzel olmuş. Hayır, görün yapın abi. It's okay. Şuradan az önce geçtiğimiz yerde mi? Şu kapının arkası. Yok şuradan geçiyorsun. Burada ayrı. Üst kat kapısı ayrı. Ha, o başka bir oda. O başka. Bakabilir miyiz? Orası tek o. Ha, burası tuvalet. Bulaşık mı değil mi? Onun için başka bir yer. Burada yokmuş. Bir hortum var. Abi vallahi kendin gibi temiz bir mekanım var yani. Yüzün de temiz. Yüzün de temiz.
Düzenli tıraş oluyorsun. Evet, her gün alıyorum. Yalnız bu kılları alsam var ya, acayip çekici olur. Ama olursun. Kadınlar çok kılları seviyor. Bizim erkek ediyor, bayanlar diyor, erkeklerimiz hepsi kadın gibi diyor. Sende kıl olduğu için dokunmak istiyor, ben de yalvarmak için. Hangi kadınlar? Özellikle Rus, Finlandiya, Almanya. Sen bir de o kadınları böyle bir... Hep havaya kaldırıyor, hepsi kocamda. Onu... Kendileri istiyor diyor, kocalarımız ilgi göstermişse... Böyle bir... Hep havaya kaldırıyor, hepsi kocamda. Amına. Ne geldi orada? Allah kahretsin. Nasıl bulacağım onu ben? Abi Instagram'da full kadınlarla bu adam Real Rizzler. Abi ya. Aa! Ya bu klavyeyi de kare kare saramıyorum. Kıl olduğu için dokunmak istiyor, ben de yalvarmak. Birbiriyle geri gidemiyor mu burada? Kare kare gidemiyorum ya. Ben kadınlar. Küçük klavye de olmuyor. O da eski usul yapacağız. Finlandiya, Almanya. Sen bir de o kadınları böyle bir... Hep havaya kaldı, hepsi yaşamda. Değdi. Net değdi. Amca bu ne oyun ya, ne yapıyorsun ya? Kimse mutlu durmuyor bu fotoğrafta. Kendileri kocalarımız ilgi göstermişse çok güzel ilgi gösteriyorsun. Gerçekten mi? Evet. Ama evlisin sen. Ben evliyim ya, ben de ufkum açık. Yani daha kafalı değilim, öyle diyelim. Sen kucağına alıyorsun. Kucağına alıyorum, fotoğraf çekmek o kadar. Ha, o kadar. Hani... Çünkü amcanın karısına işte vurdu. Yani işte bizim insanlar hep belden aşağı düşündü, mutlu olamıyor. Ya birini kıskanırlar. Şeyler bir şey işte. Sen aslında de çok şey. Avrupa'yı bir adamsın. Evet, ufkum açık benim. 25 yıldır buradasın mesela. Marmaris bu 25 yılda ileriye mi gitti yoksa sence geriye mi gitti? Amca o nasıl ufuk ya? Yani eski günleri özlüyor musun? Tabii eski günler daha güzel. Yani ne diyor güzel de abi şimdi adım atarsan restoran. Herkes restoran sahibi oldu. Restoran anlamıyla restoran oldu. Ondan kaynaklanıyor. Black Meat oynayacağım. Sayısı artıyor mu azalıyor mu son 4-5 yıl? Şimdi bitti, bu videoda biter herhalde. Var değil mi biraz? Bu sene biraz azalıyor. Ama Türkler yüzü kurtarıyor. Çok atıyorum. Yabancı turist azalmış. Evet, yabancı turist azalmış. Ama Türkler çoğalmış. Türkler'de problem yok. Kaç tane personelin var abi? Benim toplam 2 tane personelim. Nasıl ya? Bir plaseksi, bir tane aşçı. O kadar. O kadar. Garson? Her şeyi ben yapıyorum. Sıkıştığında da müşteri çalıştırıyorum. Kendi müşterilerimi çalıştırıyorum. Ciddi misin? Evet. Ooo. Seviyorlar beni, yardım ediyorlar. Sıkıştım abi. Bir keyif olmuş. Gene biraz ayıp olacak ama verdiğin maaşı söylemende mahsur var mı mesela? Yok, söylemiyorum. 45 TL. Neyse o. 45 TL. Abi konuyla alakalı yememesi lazım abi. Aşçıya 25 TL. Biraz az veriyorsun sanki ya. Ya ama onlar da yarım gün fazla çalışıyor, öyle geliyor. Yarım gün. Şimdi 4'te geliyor, 5'te geliyorlar ondan. Ha. Yani sabah 8'de gelmiyor. Gelsen 90 milyar verir. Günde 7-8 saat çalışıyor. 7-8 saat çalışıyor. Doğru diyor aslında. Yarım gün, yarım gün. Ama şu restorana iki personel helal olsun. Evet, tek başıma ben zaten bir orduyum. Yani o ay... 20 kişinin yerinde çalışıyorum. Sen, sende dans var. Her şey var. Sipariş alma var. Evet. Eğlendirme müşteri var. Müşteri kapıda alma var. Evet. Pazarlama var. Pazarlama, bir de dans yapma, havaya kaldırma var. Vallahi abi. Evet. Çok güzel kadınları hep havaya kaldırıyor. Yani o... Onun hakkında bir şey demeyeyim şu anda da. Hep çıtır çıtır gülüyorum öyle. Çünkü gülmeye gel. Gülme kalbe de iyi gelir. Kesinlikle abi. Hem güleceksin hem karşıdaki insanları güldüreceksin. Sen bu saatten sonra gülmezsen olmaz zaten. Evet. Ama evde eşinin buna bir... Zorluk çıkarmaması harbiden şaşırttı beni. Evet, zorluk çıkarmaması. Yani kıskanıyordur. Tabii canım, kıskanıyor, belli etmemeye çalışıyor. O da güçlü olduğu için belli etmemeye çalışıyor. O da mı sihirli? Bütün şey, evet efendim. Biz de diyor, dal dengine dengine. Çocuklar...
Bayağı su içiyorsun sen de. Evet, seviyorum. Teşekkür ederim abi. Samsung kullanıyorsun abi telefonu. Samsung. Memnun musun? Memnunum. Ben bir de şu hiçbir şey şikayet etmiyorum. Hiçbir şeyde kusur aramıyorum. Her şey güzel bakıyorum. Ne kadar çirkin olsa olsa gene ona güzel bakıyorum. O güzelleşiyor. Peki abi çocukken sefalet çektiniz mi? Hiç çekmedim. Ha, fakirlik çekmedin. Hiç çekmedim. Hani böyle yokluk çektin de mi acaba o yüzden böyle oldun diye sordum. Yok yok, hiç yokluk çekmedim. Ya orta halli bir aile. Her şey tırnaklarımla geldi de hep kendim çalıştım. Hep enseme güvendim. Cari zeken var ama. Neler tutuldu? Evet, neler. Abone mi geldi? Çok sıcak ya. Gel, gel geçeriz. Ben mesela Dubai'ye gittim. Hissedilen orada 59 derece. Yurt dışına falan çıkmışsındır sen. Hiç çıkmadım. İngilizcen iyi ama. Evet, aksanım güzel. Kim geldi? İngiliz aksanı yapıyorsun. Evet. Buradaki İngilizlerden öğrendin herhalde. Tabii tabii, pratik de öğrendim. Maşallah abi, senin yapamayacağın şey yok ya. İstanbul falan gidiyor musun abi? Hiç gitmedim. Abi çok düzgün bir insanından dolayı video çok düşük tempo ilerliyor. Merak etme, bütün dünya beni istiyor. İstanbul, Ankara, Finlandiya, Hollanda istiyor. Ben gitmek istemiyorum. Burada mutlu olduğum için mutluluğumla oynamak istemiyorum. Hani böyle Gamescom başladı mı? Günlüğüne falan. Yok, gitmedim. O kadar istiyorlar. Gamescom'u izlemeyeceğim galiba ya. Çok enteresan ya. Evet. Ya düzgün dediğim hani diğerlerine bildiğiniz şey. İstanbul'u merak da etmiyorsun. Merak da etmiyorum. Vay abi be. Evet abi, biraz daha yüzdürmek lazım ya. Bunu nasıl okey oluyor mesela? Tabii tabii, çekilelim. Pardon, ben bir geliyorum hemen abi. Camın üstüne koyarsam Gamescom'u yalnız YouTube'a atamam Blackpool'u koydu. Öyle bir çocuğum, selfie olur, şey olur. Fotoğraf çekmek karısı hakkında mı konuştu? İkimiz de mi? Böyle böyle çekiyorum. Tamam, selfie çek istersen. Ne dedi? Kaçırdım ya, güzel yer kaçırmışım. Çok sağ ol. Adamla çekilmek istemiyordu çocuk. Kimseyi kırmıyorsun. İyi yapın, kırmıyorum. Süper adamsın ya. Sıkanıyor ama güçlü mü duruyormuş kanısı? Tamamını incelemedin değil mi? Hiç bakmadım bile. Bakmadım. Bak, düştü adam değil mi? Fark ettim onu. Generatif filli adamı çıkartacak çocuk. Gümrük vergilerini de arttırmışlar şimdi. Duydun mu onu? Evet, evet. Senin çok işin yok ama yurt dışında. Yok ya, işim olmaz. Ama tatsız abi ya. Abi karısından söz acilmişken acil MMS'ye bakman lazım. Tat kaçırdı bir evet. Orta. Ne olacak, her şey yasaklanıyor. Instagram yasaklandı geçen, yeni açıldı. Her şey düzelir. Düzelir mi diyorsun? Her şey düzelir. Bunlar da hayat içinde var, ne yapacaksın? Oğlum, gülüp geçeceksin. Her şey kafayı takarsan yaşlanırsın. Doğru da biraz halka da haksızlık yapılıyor ya sanki. Güzel edeceğiz. Pollyanna'yı okudun mu abi? Pollyanna kitabını. Yok, okuyamadım. Tam senlik. Bundan sonra okuyacağım Pollyanna kitabını. Onun gerçek hayattaki şey imgesi gibisin yani. Güzel bir şey söylüyorum bu arada. Tabii. Yanlış anlama. Yok, anlıyor. Çok nem var ya. Evet. Baksana çeşme gibi su aktı. Vallahi. Acıktım. Enerjim çok, enerjim çok. Çok abi. Çok enerjim var. Garip yani. Evet. Acıktın mı şu an mesela? Yok, ben acıkmadım. Ta iki de bir iki tane haşlanmış yumurta bir tabak. Oo, süper. Ne? Hadi. Teşekkürler, sağ olun. Niye mutlu olan bilir misin abi? Seyrediyorum maçı, seyrediyorum. Bazen oynuyorum. Halı sahada arkadaşlarla oynuyorum. Valla. Evet. Abi. Ronaldo mu, Messi mi? Messi. Yani ben ona doyum. Doğrudur. Messi aslında daha iyi de. Evet. Ronaldo full paket ya. Evet, o yüzden seviyorum. Evet. Hiç muhabbet yok. Duşu geçeyim.
Seni böyle rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok yok canım, rahat et. Özgür adam. Üniversite okudun mu abi? Yok, ilk okudum. Valla mı? Helal olsun ya. Ama sizin zamanınız da zordu sanki biraz. Doğru değil. Bir tane bir okulla beş tane öğretmen var. Yedi. İşte her şey okulda olmuyor demek. İlkokul mezunusun ama hayat okulundan aslında mezunusun. Doğrudur. Kolay bir şey değil. Şimdi yeni nesil hiç senin gibi değil. Yok intihar edeceğim, yok psikolojim bozuk, yok pul yok. Evet, onlar da haklı. Hemen isyan. Evet. Peki bu karamsar gençlere buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyeceğim şey, hep pozitif baksın hayata, güzel baksın. Hayat onlara güzel geldi. Şey takma kanka. Biraz yüzeysel ama sanki ya. Hani adamın gerçekten çok büyük sorunları var maddi olarak. Para kazanamıyor falan. Biliyorsun. Çabalasa çabalasa kazanır. Korkmasın, mücadele etsin. Kim düştü Sıla? Gözünde. Ülke timarhaneye döndü çünkü. Tam burası senin habitatın çok güzel. Burada mutlu olursun zaten. Güneş var. Hayat enerjisi var da. Her gün bir intihar vakası, cinnetler. Dün biri... Biraz kaçırdım. Sağ tarafa üzgün adam penis atmışlar da dikkatimi dağıttılar. Daha dün. Arnavutköy'de, İstanbul'da. Burada cinayet minayet de olmaz. Yok burası tabii. Hiç böyle bir... Niye düştün yazarsın sen? Belki şu gece kulüplerinde falan. Eğleniyorlar, yok şöyle bir şey yok. Bu da eğlenmek. Nasıl mutlu olacağım diye uğraşıyorum. Buranın suyu mu abi? Madra yoksa? Marmaris'in suyu mu? Marmaris. Valla. Geçiştirmek için mi söylüyorsunuz? Buranın değil değil mi? Buranın. Tadı güzel. Tadı çok güzel. Tadı harbi çok güzel bu suyun. Ben ilk defa açıyorum. Biz o zaman yavaş yavaş kalkalım. Tamam abi. Karılar var bir suyun. Seni görmek istiyorsun. Valla ben abi seni gerçekten çok merak ettiğim için geldim. Olduğum gibi neyse o değil mi? Hiç hazırlık mazlık neyse o. Bu kadar. Yok yani donla oturuyorsun abi. Kilotla hazırlık değil mi? Çok rahatım. Yes. Gündüzleri böyleyim, kilotlayayım, mayolayayım. Yani. Bize böyle rahat adamlar lazım. Yani. Tabii canım. Ufkun açık olacak abi. Dar bakmayacaksın. Hep belden aşağı düşünmeyeceksin. Güzel bakacaksın hayatta. Bitti gitti. Kasıntı adamın yanında ben de isterisen az kasılıyorum. Ama sen o kadar rahatsın ki. Özgür bak. Şeyine bile soktu adam. Ne? Arka bahçesinde mutfağında. Yukarıda adam uyuyor. Evet. İki personel, 600 bin TL kira. Evet. Ya bunları her şeyden baş ediyorum. Herkes söylemez bunları. Doğru da çok neyse o. Çekinir çok çünkü. Ben de hiç yok. Gizli saklı yok. İşte o yüzden mutluyum. İnsanlar lafı buraya getiriyor, konuşamıyor. Tek içeri koyuyor, ondan sonra hasta oluyor. Daha ben doktor yüzü görmedim. Valla. Nezle bile girmemiş adam. Ne güzel. Her şeyim doğal. Allah vermesin abi. Dişlerim daha iyi. Dişleri mi güzel bak? Evet. Dişleri mesela doğal. Şimdi millet hep bembeyaz porselen implant yaptırıyor. Ya. Evet. Kaç kere dişçi dedi gel temizledim yok gerek yok dedi. Teşekkür ederim dedi. Abi zaten. Bir kere dişçiye gitmedim. Doğal diş çok hafif sarı olur. Böyle bembeyaz yaptırıyorlar ya şimdi. O doğal değil. Ya porselen implant adını tam bilmiyorum da. O kadar beyaz ki yani. Şey duruyor. Benim her şeyim doğal. Hiçbir doktora hiçbir yere gitmiyorum. Gerek yaptırma abi ya. Şimdi erkekler bile botoks ya, yaptırıyor. Kendi doktorun kendinden olacaksın. Senin bu naturalliğin çok hoşuma gitti. Oldu gibi olacağız. Seni beğensin yani bilemedim. Yaptıran yaptım. Hiç düşünmedim bunu. Milletin şeyinden bana ne? Süper adam. Evet. Ne vergi kaçırma var, kara para aklama var. Hiçbir şey yok. Yok. Böyle İhtiyacım da yok. Temiz adam. Para pulla zaten işim de yok. Olsa da para kölesi olmam. Para benim köle. İşte farkım bu. İşte bu. Para araç olduğunu unutuyorlar. Evin kira mı burada? Benim ev kira. O ne kadar? O da 75 lira kiraydı. İyi maşallah. O zaman büyük bir ev. Büyük. Niye satın almadın abi? Sanki alabilirdin. Ya alsam benim son taksite kadar zaten almışım. Bankacıyım benim kiracı. Banka benim kiracı. Almışım ona ödüyorum. İşte 75 milyar. Yani. O da kiracı sayılırım. Son taksite kadar ben kiracım alacağım. Yani kendimi havasına sayıyorum. Benim ev sahibim diye şımarmak yok. Ne zaman satın aldın? Daha 9 ay oldu. Oo yeni almışsın. Pahalıdır o zaman. Kaç? 5,5. 5,5 milyon. Bence uygun. Marmaris için uygun sanki. Dubleks mi? Dubleks. Bahçesi faiz var. Ödüyor bahçesi şey işte. Balkonu var. Bahçesi. Ne ödüyor? Evin içinde klima var.
Ben klima var ama ben kullanmıyorum. Çocuklar kullanıyor. E pişersin ama. Olsun. Su içinde kasam gene kullanma. Klima hiç kullanmıyorum. Ama bahçede oturuyorum, odam klimasız. Rahat edebiliyor musun öyle? Bak 25 yılda burada da klima kullanmadım. Helal olsun. Ben klima, sen ne dedim, yapmacık şeyleri de kaçışıyorum. Bir de yağmuru tam alıyorum, rüzgarı tam alıyorum. Bizim insanlar ne güneşi veriyor, evet, ne yağmuru. Evet, çok bu enerji var. O yüzden hasta oluyor. Bunları hepsini alacaksın. Doğru diyorsun. Evet. Klimasız yatıyorsan helal olsun. Klima insanı unutuyor, işte onu bilmiyor. Klima hiç kullanmadım. Ama full terliyorsun böyle. Terliyorsun, hiç umurumda değil. Bak, vallahi helal olsun. Terliyorsun, hiç rahatsız da olmuyor. Peçete bile kullanmıyorum. Ne havalı, ne peçete, hiçbir şey kullanmıyorum. Öyle. Yaksın. İyi dayanıyorsun ya. Nasıl ya? Buradaki sıcak da normal bir sıcak değil. Burası çok sıcak. Abi güzel bir yaşam tarzın var yani. Ben sana çok saygı duyuyorum. Bak samimi söylüyorum. I'm fabulous. I'm fucking cheeky face. Dünyanın en mutlu insanı. Hayat doluyum, yaşamak doluyum. Teşekkür ederim abi. Her şey senin için. Abi teşekkür ederim tekrardan. Senin bir isteğin var mı? Mutlu ol benim isteğim. Hep beraber mutlu olalım. Teşekkür ederim. Hiçbir şey çekeyim bak. Vallahi. Hiçbir şey gerek de yok. Bugünden sonra harbiden biraz bakma. Vizyonun değişti abi. Çok teşekkür ederim. O zaman. Daha da psikolojim bozuldu. Niye bilmiyorum. Ne? Hala olmuyor musun? Evet. Başarılı chat.